Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dance bolca, dance sizdeyim, come back. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. İlk öğretim 6. sınıf İngilizce dersimizin Present Continuous Tense isimli konusuyla karşınızdayız. Evet, Present Continuous Tense ve diğer tensler İngilizce'de en çok sıkıntı yaşadığımız alanlardan biri. Bu tenslerin Türkçe karşılıklarını bulmakta zorlanıyoruz. Bunları ezberlemekte zorlanıyoruz. Bunları kullanırken zorlanıyoruz. Ama bu tense gerçekten İngilizce'de en çok kullanacağımız tenslerden biri. Çünkü bu şimdiki zaman demek. Arkadaşlar, şimdiki zaman. Unutmayalım. Present continuous tense, şimdiki zaman. Bunu kelime olarak ezberlemek zorunda değilsiniz. Sadece nasıl kullanacağınızı bilmeniz, sorunları çözmeniz anlamına geliyor. Ve bu videoda bu tense'i çok kolay bir şekilde anlatacağız. Çok kısa sürecek. O sebeple hemen odaklanalım. Bu tense ile ilgili problemlerimizi tarihe gömelim. Talking about what people are doing. Yani insanların ne yaptıklarıyla ilgili, o anda ne yaptıklarıyla ilgili konuşmak demek. Şimdiki zaman. Affirmative yani pozitif form. Hemen bakıyoruz kalıbımıza. Şimdi arkadaşlar, yardımcı fiillerimiz gördüğünüz gibi am, are ve is. Yani be fiilleri. Bunlar cümlelerimizin öznelerine göre değişecek. I am, you, we, they, are, he, she, it, is alacak. Ve arkadaşlar, en kritik nokta bu. Fiilimiz verb ing olacak. Yani I am playing, you're playing, we are playing, they are playing, he's playing, she's playing, it is playing. Anlatabildim mi? Am is are, yardımcı fiilimiz olacak ve verb ing olacak. Am is are verb ing. Am is are verb ing. Bu kodlamayı yaptığımız zaman çok rahat edeceğiz. Hemen örneklerimize bakalım. Negative form, çok pardon. Önce negative formu ve soru formu görmemiz gerekiyor. Hiçbir fark yok. Sadece yardımcı fiillerimiz doğal olarak not takısını alacak. Çünkü bu cümleler olumsuz. Peki soru formu? Burada da be fiilimiz yani am, is, are fiilleri başa geliyor. Cümlenin kalanı aynı şekilde öznelerimiz ve verb ing ile sıralanıyor ve buraya soru cümleleri diyoruz. Şimdi örneklerimizi incelemeye başlıyoruz. What is he doing? Gördüğümüz gibi bir soru cümlesi is, özne ve verb ing. Tabii bir soru kelimesiyle bağlanmış. Daha farklı bir anlam vermek için. O ne yapıyor? Şu anda ne yapıyor? Emizarı gördük. Öznemizle beraber ve verb ing'i gördük. Anladık ki bu şimdiki zamanla ilgili bir cümle. He is playing football. Öznemiz, emizar yardımcı fiilimiz ve fiilimizin verb ing'li kısmı. Bu kadar basit. What is he doing? Sorumuz aynı. O ne yapıyor? He is running. O koşuyor. Muhtemelen işe yetişiyor. Elinde iş çantası gibi bir çanta var. O koşuyor. Am is are verb ing. Çok basit arkadaşlar. Am is are verb ing. Tek kural bu. What is she doing? Bu kadın ne yapıyor? She is drawing. O çizim yapıyor. O resim çiziyor. What are they doing? Onlar ne yapıyorlar? Buradaki they, onlar. İki kişiler. They are dancing. Onlar dans ediyor. Are verb ing. What is she doing? O ne yapıyor? She is calling. O arıyor. Birini arıyor gördüğümüz gibi. Telefonla konuşacak. Şu anda yapıyor. Bu cümlelerin sonuna now, right now ve at the moment koyabiliyoruz arkadaşlar. Bunların üçü de şimdi demek. Now, right now, at the moment. Bunlar present continuous tense'in time expression'ları. Yani zaman bağlaçları. Bunları gördüğümüzde yine anlayabiliriz ki bu cümle bir present continuous tense cümlesi.
Are they running? Onlar koşuyorlar mı? Arkadaşlar unutmayalım. Emizarla sorulmuş sorulara yes veya no ile cevap veririz. No, they aren't running. Hayır, onlar koşmuyorlar. Peki ne yapıyorlar? They're swimming. Onlar yüzüyorlar. Yine cümlelerimiz hep şimdiki zaman. Is he drinking? O içiyor mu? Bir şey mi içiyor? No, he isn't drinking. Hayır, içmiyor. Is Mehmet running? Mehmet koşuyor mu? No, he isn't running. Hayır, o koşmuyor. He's walking. O yürüyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5,5 dakikada şu anda gördüğümüz gibi İngilizcenin çok önemli tenslerinden biri olan present continuous tense işledik. Simple is the best. Yani basit en iyidir arkadaşlar. Basit düşünelim, bu tensleri oturtalım, kullanımlarını oturtalım kafamızda. İngilizce konuşurken sınavlarımızda İngilizce olan anlamamız, yani hakimiyetimiz çok 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 ciddi şekilde artacak. Bana güvenebilirsiniz. Videolarımızı izlemeye devam edin. Herhangi bir problem yaşıyorsanız hemen yorum atın videonun altına. Sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Bu şekilde İngilizce olan problemlerimizi yavaş yavaş gidereceğiz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.